Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls'lerle hepiniz hoş geldiniz. Efendim aldığımız yerden devam ediyoruz. Devam etmeden önce bir önceki dönem boyuna kadar yapmış olduğum bir aksiyon var. Elindeki silahı artı 7'ye kadar yükseltme imkanım oldu. Bunu nasıl yaptım? Bu bölgenin en üstünde ilk videoda göstermiş olduğum bir tane kuş yuvası vardı. Biz ilk videoda oraya bir tane Firebomb teslim edip Large Titan'dan shard almıştık. Ben tekrar oraya gidip bir tane Black Firebomb teslim edip bir tane Titan'dan chunk aldım. Bir de daha önceden sahip olmuş olduğum Titan'dan chunk'la birlikte İki tanesini verip elindeki silahı artı 7K yükseltme imkanım oldu. Şimdi buraya gelecek olursak burada Annie'yi görüyoruz. Annie burada tekrar kendi Horus'la birlikte konuşuyor ve nereye gideceklerinden vesaire bahsediyor. Bir miktar Annie'nin questline'ını aslında ilerletmek istiyoruz. Bir aksilik olmaz ise. Bunları yaklaştıklarım varsa yani bir tane olması lazım. Travel diyelim. Travel dedikten sonra aslında niye yanlış gitmek istemiyorum. Catacombs Kartus değil de Abyss Hoşuza gitmek istiyoruz. Annenin questline'ın diğer videolarda göstermediğim bir sonunu göstermek istiyorum. Bir aksilik olmazsa. Bu arada tabii ki Pyromancer büyülerimizi tekrar değiştirelim. Arkadaş tekrar Great Chaos Fireball Bob yapalım. Bu bölgenin boss'unu henüz kesmemiştik. Burada annenin quest'ini biraz ilerletip daha sonrasında aslında buranın boss'unu kesiyor olacağız. Elimizdeki Pyromancer'ın hasarı ve gücü buradan belli yani zamanında derken az daha rushlayıp öldürecektiniz ha. Zamanında bizi uğraştıran düşmanı çok rahat kesiyoruz diyecektim. Nasıl ya, ne demek hızlı, ne diyorsun sen falan deyip pat pat salmaya başladılar. Asıs. Bu şekilde duruyorsa kesinlikle peri atmaya çalışıyordur. O yüzden o duruşunda kendinize saldırmayın. Benim nacizane tavsiyem. Ve bu arkadaşlara böyle rushlayarak kesmek mümkün. Genellikle Titan'dan shard düşürürler. Şimdi daha önceden bu bölgeyi yaparken hani belli başlı atladığımız upgrade materyaller var diye bahsetmiştim. Onları şimdi alıyoruz aslında. Buranın yani şu an yapmakta olduğum şeylerin annenin questline ile alakası var. Pyromancer'le çok da bilgisi yok. Yani biraz daha bu serilerin içeriklerini zenginleştirebilmek adına yapmaya karar verdim. Diğer türlü çok sıkıcı olabilir gibime geldi. Çok böyle tek düze olabilir gibime geldi. Harika. Anne kardeşimizi burada bulacağız. Kendisiyle konuşuyoruz. Sonrasında buraya geldim. Buraya. Beni arıyorum kerata. Buradan bunları aldım. Çok güzel, çok da fazla uğraşmak istemiyorum. En son dinlemiş olduğum bonfire ışınlanıyor olacak. Buradan tekrardan travel deyip hop. Burayı Catacombs of Cartus bonfire'ına ışınlanıyorum.
Bu dar alanda bu arkadaşı öldürmek, eğer benim gibi o tarafı koşturduysanız daha kolay oluyor. Aklınızda bulunsun. Burada yapmak istediğimiz şey şuradan yukarı çıkmak. Zaten Anne'yi burada bulacağız. Orası gördün mü diyor. Hayır, kendisini görmedik. Sonra aşağı düştüm. Dümdüz karşıya gidiyorum. Burada henüz yapmamız bir tane boss vardı. O boss'u aradan çıkartıyor olacağız. Burada bir item var. Item'a aldanmayın. Şöyle yaparsam hani burada bir devasa el olduğunu görüyorsunuz. Bu elin üstündeki bilezikleri kesmemiz bekleniyor bizden. Keselim bakalım. İki vuruşa bir tanesi gitti bile. Sağ eldeki, yani bize göre sağ taraftaki bir tane bileziği kestikten sonra hemen bize göre sol taraftaki bileziğe gidin. Çünkü sol taraftaki eldeki bileziği kesmek sağdakinden daha zor. O yüzden mümkünse ilk başta onu aradan çıkarmak istiyoruz. Çok güzel fırsat ama kaçırdık. Şu dumana yaklaşmamak lazım. Dumana çok yaklaşırsanız sıkıntı. Bunu çok erken kullandığını düşünüyorum şu an. Bir tık tatsız. Çok duman içinde mi acaba? Değil gibi deyip bir saldırmış bulundum. Çünkü o diğer eliyle yapmış olduğu hareket şey bayağı iskelet samınlama. Hani kendisi yetmiyormuş gibi de iskeletleri samınladı şu an. Güzel. 3 tane şeyi kestikten sonra, bileziği kestikten sonra boss ölüyor zaten. Şimdi burada dediğim gibi bir item var. Item'a çok böyle dert etmeyin. Hani item önceliğiniz olmasın. Boss'la savaşırken item'ı almadıysanız dahi boss kestikten sonra item alma imkanınız oluyor. Yapmanız gereken şey şu. Boss kestikten sonra gelen bonfire yakın. Bonfire dinlenin. Ayağa kalkın. Item şurada. Bu bir yine Pyromancy Tom'u, fakat bunu yine bizim Pyromancy hocası alamıyor çünkü bunu bir hanımefendinin öğretmesi gerek diye ısrar ediyor. Dolayısıyla bunu bir hanımefendi bulup öğrenmemiz lazım. Aksilik olmazsa kendisini buluyor olacağız bu bölümde. Bir aksilik olmazsa. Little of the Boreal Valley'e gelmiş durumdayız. Harry Potter'dan çıkma bir bölge burası. Gayet tatlış. Şu köprüye gelince elinizdeki silahı tekrar bufflayın. Kalkana geçin. Bundan kurtulabilirim artık. Kalkana geçin. Hafif ilerleyin. Çok gitmenize gerek yok. Yürüyerek gidin. Koşmanıza gerek yok. Bu arkadaş gelecek. Hemen altına gidin. Hayır. Ya bir tane daha vursam öleceksin. Altına gidin, 4 vuruş. Daha sonrasında o bir hamle yapsın, dodge'layın. 3 vuruş, sonrasında 2 vuruş. Kendisi ölüyor. Ama bazen böyle de olabiliyor işte. Yapacak bir şey yok. Kalkana geçiyormuşuz. Temel sebebi stamina'mız daha hızlı olsun diye bu arada. Başka bir görev yok. Bir, iki, üç, dört, beş vurdum. Beş vurunca stamina bitiyor biliyorum halbuki ama dayanamadım yani. İki, üç. Vur. Teşekkürler. Pontiff'in sağ gözünü almış oldum. Arda arda birbirine çok yakın 3 tane bonfire olduğu için solları o yüzden harcamadım. Şimdi harcıyor olacağım. İlk iş.
Level deyip Firelink Shrine'a gitmek. Kesmiş olduğumuz bosslar var. Bu bossların ruhlarıyla yapabilecek şeyler var. Bunlara bir bakalım. Begin Transmogrification derseniz burada kesmiş olduğumuz Deacons'ın şeyi düşünecek olursa burada Deep Soul diye bir şey alabiliyorsunuz. Bu daha çok Dark büyücü şeyler için geçerli. Fakat şu arkadaş Black Serpent, yani az önce kesmiş olduğumuz boss'un ruhuyla elde edilen bu arkadaş bir şey nedir adı? Bir Dark Pyromancy. Yani bizim şu an kullanmakta olduğumuz Alev Pyromancy olduğu gibi bir de bunların Dark versiyonları var. Dark Pyromancy build'ı DLC ile birlikte tamamlanabiliyor. DLC'deki belli başlı içerikleri almanız durumunda Dark Pyromancy olarak oynayabiliyorsunuz. Daha çok PvE Pyromancy'sidir. Yani PvP'de o kadar kullanılmaz. Ama keyifli bir Pyromancy. Yani ben tavsiye ederim. Benim şu an için hani önerebileceğim şeyler bir tanesi bu olur. Bir diğeri burada alabildiğiniz şeyler var. Nedir adı? Silahlar vesaire var. Wandering silahı, yani bu kılıç daha çok Fate build'larına uygun bir kılıç. Yani her ne kadar Fate'den skill alıyor olsa da ve biz de Fate'e puan verecek olsak da Fate build gidiyorsanız, yani Intelligence'e falan puan vermiyorsanız kullanacağınız bir şey, o yüzden çok da mantıklı olmuyor. Şu biraz değişik. Intellect requirement olmadığı halde Intellect'ten skill alabilen bir arkadaş bu. Bir de burada hani Crystal Sage'in Rapier'ı vesaire var. Bizim hiç Crystal Sage'le alakalı yapacağımız bir aksiyon olmadığından dolayı onu hiç tanıtmadım bile. Ama eğer ki şey istiyorsanız, hani Dexterity Index'e bir şey gidiyorsanız bundan da faydalanabilirsiniz. Çünkü Intellect requirement olmadığı halde Intellect'ten skill alıyor. Pam pam pam. Yanlış yere gidiyorum. Level up diyelim. Şu arkadaş 30 yapmak istiyoruz. Bu arkadaş 30 yaptıktan sonra şimdi burada ilerleyebileceğiz iki tane şey var. Fate'i arttırabilirsiniz. Yani Fate'i bir miktar yükseltmeye başlayabilirsiniz. Vigor'unuzu biraz daha yükseltebilirsiniz. Canınız daha fazla olsun diye. Ya da STR ve Dexterity noktasında eğer ki kullandığınız silahta bir şeye ihtiyacınız varsa ona göre onları arttırabilirsiniz. Şu an biz oyunun başından beri aynı silah kullandığımız için bunlara çok fazla stat harcamak zorunda kalmadık. Çünkü bizim esas amacımız Pyromancy üzerine hasar vurmak. Bu bizim için bir avantaj oluyor. Biz bu yüzden burada biraz daha Fate'e puan vermeye başlayabiliyoruz. Benim niyetim şu, Intelligence şu an 30 iken Fate'i 20'ye çıkarmak istiyorum. Bir tane puan vermek yerine bir tane daha versen daha iyi olurdu. Level diyelim. Central Irith'le gideceğiz. Burası aslında oyunun zorlaşmaya başladığı yerdir normalde. Fakat birkaç bir şey göstermek istiyorum. Hocam sizin büyünüz varsa bizim de büyümüz var. Bizimki bir tık daha etkili. Bu arkadaşlar özellikle yerlerine hareket etmekte, hareket etmemekte daha doğrusu ısrar ederlerse ölürler. Özellikle Great Chaos Fire Orb burada çok etkili oluyor. Ona ek olarak elimizdeki silah alev hasarı vurduğu için ve bu arkadaşlar sana dikkat ederseniz hani biraz daha böyle buzlu muzlu tipler olduklarından ötürü elimizdeki silah bu arkadaşlara bir tık daha fazla hasar vuruyor alev buff'ı olduğu müddetçe. Dolayısıyla biz burada bir tık daha güçlüyüz diyebiliriz yani. Bu birçok build'a nazaran burayı Pyromancy olarak oynarkenki hasar çıktığınız çok daha fazla oluyor. Ama bu demek değildir ki yani bu bölgenin sıkıntılarından mahrumsunuz. Hani her türlü buradaki rahatsız edici arkadaşlar rahatsız edici olmaya devam ediyor olacaklar. Lütfen durunuz. Koş 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 koş. Ne olur ne olmaz diye şu bonfire dinleneceğim. Şimdi anne hemen sağ tarafında duruyor. Kendisi tat tat buraya kadar gelmiş durumda. Ring of the Evil Eye'yi teslim etmiş oldu bize. Quiet Resolve'u almış olduk.
Burada Annie'yi aslında yönlendirmekle görevli olan bir ajan var. O ajan şu. Bu ajanı öldürürseniz Emilian ismindeki şeyi alma imkanınız oluyor. Büyüyü alma imkanınız oluyor. Şimdi bu ajanı öldürdükten sonra böyle enteresan bir şey oluyor. Göstermek gerekirse. Normalde bizim bedava upgrade'leri aldığımız bu arkadaş, soldaki arkadaş, öldükten sonra şuraya bir tane karakter geliyordu. Yuria isimli. O Yuria isimli karakter buradan kayboluyor. Yani tekrar buraya gelmiyor. Buradan kendi yoluna gidiyor diye ifade ederim. Bu arkadaşını toplayarak... Yani Yuria isimli karakteri burada bir nevi kaybetmiş oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yuria isimli karakter bizim için önemli mi? Hayır. O yüzden çok kafaya takacak bir durum yok. Eğer ki Dark bir Fate Build'ı gidiyor olsaydık bir miktar önemli olabilirdi ama Dark bir Fate Build'ı gitmiyoruz. Onun rahatlığı var efendim. İlk Dark Souls 3 Türkçe oynayış rehberini çekerken bütün bu işte NPC questline'ları vesaire hiçbirini bozmadan ilerleyebilmek için baya baya yorulmuştum. Tahminimden daha zordu. Yani zaman içerisinde bu serile çekmek noktasında biraz daha hızlandığım ve iyileştiğimi fark ediyorum ama ilk sefer gerçekten her zaman çok zor oluyor. Hele ki Elden Ring. Aman Allah'ım. Yani o seriye harcadığım emeği herhalde hayatta hiçbir şeye harcamamış olabilirim ya. Yani üniversite sınavlarına o kadar çalıştığımı zannetmiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Şimdi buradaki amacımız dümdüz aslında birkaç tane kısa yol açıp bu bölgeyi şimdilik terk etmek. Hani bu bölgeyi komple ilerletmeyeceğiz. Yani Pontiff boss'una mesela direkt gitmeyeceğiz. Bizim esas hedefimiz Yorm boss olacak. Ama Pontiff'e giden belli başlı kısa yolları açmak istiyoruz. Aynı zamanda buna bağlı olarak da Greyleth'in questline'ini ilerlemiş olmak istiyoruz. Tabii ki bu bölgelerden alınabilecek olan belli başlı iyi itemler, upgrade materyalleri vesaire var ama onları almıyor olmak bizi çok alıkoymuyor. Yani belli bir güçlenmeden ya da ilerleyişten alıkoymuyor. Dolayısıyla çok da sıkıntı değil. Normalde o az önce yapmış olduğum bonfire'da ilerliyor olmamız lazım yoruma gitmek için. Ama dediğim gibi biz öncelikle Pontiff'e giden nedir adı? Kısa yolları açmak istiyoruz. Ya tabii yol üzerinde alacağımız belli başlı materyaller vesaire de var. Bunları aradan çıkartmak istiyoruz. Şimdi burada eğer benim yapmış olduğum gibi şu Sigurd'un kulesini yapmışsanız kendisiyle konuşmayın. Konuşmadan dümdüz devam edin. Uyumaya devam etsin. Greyleth'in quest'ini ilerletebilmenin yani bir alternatif yolu bu. Bir diğeri de Patches'la konuşuyor olmak. Mümkünse onları saldırmaya baitliyorum. Onlar saldırdıktan sonra ben saldırmaya çalışıyorum. Ve yine mümkünse Pyromancer'e saldırmaya çalışıyorum. Hasarımız gayet iyi. Tek sıkıntımız aslında bu arkadaşların şeyi. Bize karşı olan hasarı diyeyim. Şunu buff'layalım. Burada mümkünse elinizde kalkanınız olsun. Çünkü köpeklerle vesaire uğraşacağız. Uğraşmak zorunda değiliz ama Pyromancy'yken canımız çok fazla olmadığından ötürü uğraşmadığımız zaman biraz fazla can yakabiliyorlar. Zaten alev hasarı vurduğumuz için uğraşmak biraz daha işimize geliyor. Yani daha kolay kendini aradan çıkartabiliyoruz nasılsa.
Diğer build'larda olduğu kadar zorlamıyorlar yani. Zaten bu bölgede esas sıkıntılı olanları köpekler olduğu için onları aradan çıkartınca çok bir şey kalmıyor. İlk iş şurada kısa yol açalım. Yanlış şeye bastım. Olur da ölürsek buradan devam edelim diye. Bu arkadaşları öldürdük. Buradan yukarı devam ediyorum. İçeri girmek yerine şurada ilerliyorum. Burada hop. Flashlight'ten şardım var. Sonrasında buradan yukarı çıkalım. İçerideki diğer düşmanlara ulaşmanıza gerek yok. Dümdüz yukarı çıkabilirsiniz. Sadece boş şeye uğraştırırlar. Hani Estus Last'ını falan harcatırlar. Pek bir anlamı yok açıkçası. Tekrardan bufflayalım. Bufflamak zorunda değiliz aslında. Yani bu düşmana kapışmak zorunda değiliz ama... Wow. Öyle yapalım dostum. Buyur. Düşürdün mü peki silahını? Düşünmedim. Bu arkadaşın kullanmakta neyse kullanmakta olduğu silah da bizlerin kullanabildiği güzel silahlardan bir tanesi. Gayet gayet başarılı silahlardan bir tanesi. Aklınıza bulunsun. Dediğim gibi amacımız şu an Pontiff'i öldürmek değil, kısa yollarını açmak. O yüzden buradan son kısa yolumuzu açıyoruz. Az önce açmış olduğumuz bonfire ışınlanıyor olacağız. Gravel dedim. Distant Manor'a ışınlanmış oldum. Irithyll Dungeon bölgesi geliyor. Irithyll Dungeon bölgesinde aslında bizleri ilgilendiren birkaç tane şey var. Bunlar böyle çok aşırı olmazsa olmaz şeyler değil. Yani çoğunlukla. Ama biz hepsini alıyor olacağız. Şöyle ifade etmekte fayda var. Irithyll Dungeon üst bölgesinden bahsediyorum. Yani üst bölgesinde bizleri çok da belki ilgilendirmeyen ama almamızda fayda olan birkaç tane item var diyeyim. Çok fazla yok açıkçası. Birkaç tane item var. O itemları biz almak niyetindeyiz. Alt bölgesinde ise olmazsa olmazlar var. Şimdi yani o şekilde ifade edince de biraz yanlış anlaşılmaya meal verebilir diye düşünerekten kendimi düzeltmek istedim. İlk olarak bu daireyi çiziyoruz. Ve şuradan ilk anahtarımızı alıyoruz. Jailbreakers key'i almış olduk. Kapıyı açtım. Bir nevi kısa yol olması adına. Bu arkadaşlar hiç uğraşmanıza gerek yok. Dümdüz koşturun gidin. Kapıyı açtık. Şurada bir tane yüzük var. Bu yüzük sizin büyülerinizi boostlayan bir yüzük. Hani çok ihtiyacınız yok ama alabilirsiniz. Jailbreaker's Key yani bu item'ı almakta kullanılıyor. O yüzden Jailbreaker's Key'i de almaya çok da fazla ihtiyacınız yok denilebilir. Timing'iniz gerçekten harika ya. Arbaletçi de seninki harika gerçekten. Hop.
Buff'layalım. Bu bir mimik. Dolayısıyla kendisine mümkün olabildiği kadar fazla hasar vurup kendisini öyle uyandırıyorum. Ve mümkünse beni yutmasına izin vermiyorum. Sonra Restless Shard'ımı aldım. Şimdi burası silahı iki elle tutuyorum. Aşağıya düştüm. Şöyle bir tane kertenkele var. Lütfen kaçma. Gel buraya. Ben öldümsem çok dert değil de. Titan Chunk'ımızı aldık. Titan Chunk'ı şu an almak zorunda mıyız? Değiliz. Ama alırsak hani bir tık kolaylık sağlıyor tahmin edeceğiniz üzere. Şu asıl şey merdivenin yanından aşağı inmeye çalışıyoruz. İndikten sonra dümdüz koşuyorum. Koşmam yeterli, ekstra bir şey yapmama gerek yok. Ben karşıya geçtikten sonra dev buraya saldıramıyor. Orada olduğu gibi duruyor. Burada kalkana geçin. Olur da bir anda şuradan çıkacak olan fare silsilesi sizi zorlarsa kalkandan faydalanıp kendini öldürme imkanınız olur. Sen yani seslerini duyuyorsunuz. Yukarıda şeyler var. Kurbağa arkadaşlar var. İlk olarak şunu açıyorum. Şimdi buradan Old Cell Key'i aldım. Old Cell Key bizim kullanacağımız anahtarlardan bir tanesi olacak. Gerekirse yani. Şu an şart değil de. Kontrolüm koptu, harika. Toparla kendini. Toparla lütfen kendini. Teşekkürler. Hala tam toparlayamamış bizi. Yuvarlanamıyor çünkü. O mesafeyi nasıl hiç ayarlayamadım ya? Hayır hayır hayır. Zehirlenmek, daha doğrusu lanetlenmek istemiyorum. Erken lanetleneceğim galiba. Oradan. Var mı hayatta kalan biriniz? Yoksunuz. Harika. Old Selkie çok dert değil. Yani o belki almasanız da olur denilebilecek itemlerden bir tanesi. Çok dert değil. Ama çoğu arkadaş yine opsiyonel. Nasıl opsiyonel? Yani bu aslında güzel işe yarayan bir item ama bizim build'ımızla çok da alakası olacak bir item değil. Ben bu build'dan, yani bu item'ın işe yarayacağı build'dan bir miktar bahsedeceğim ama o build'ı yapıp gösterme niyetim yok. Nedenini sana geri geldiğinde açıklayacağım. Dark Clutch Ring diye bir yüzük alabiliyoruz. Bu bizim tıpkı şuradaki Fire Clutch Ring'de olduğu gibi dark mucizelerin ve büyülerin veya işte pyromancilerin hasarını arttırıyor. Eğer ki dark bir şeye gitmek istiyorsanız, build gitmek istiyorsanız çok mantıklı oluyor bu arkaya sahip olmak. Tam olarak orada ne oldu? Kontrolür mü gitti yine? Neden yuvarlanamadım? Neden vuramadım? Neden saldıramadım? Neden dümdüz devam ettim? Dark Clutch Ring hani bizim Dark Pyromancer'lara mesela bahsetmiştik. O Pyromancer'ı kullanmak istiyorsak onların hasarını arttırıyor ya da Dark Endex'i içeriklerin hasarını arttırıyor. Dark Pyromancer build'ını tamamlayabilmek için DLC'deki belli başlı içeriklere ihtiyaç var. Hani şu belli başlı bir tane silaha ihtiyaç var aslında gerçek anlamda dark bir şeye geçebilmek için. Build'a geçebilmek için. Diğer hale tam olmuyor çünkü. Yani o beklenen hasarı vesaire çıkartamıyorsunuz ya da silahınız çok anlamlı olmuyor filan. Ben neler olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsediyor olacağım yeri geldiğinde. Fakat hani o silahı almayacağım için build'ı yapmakla uğraşmayacağım. Dark Clutch Ring'de o build'ın içeriklenen bir tanesi. Sadece aklınızda olsun. Hani öyle kullanmayacağım falan diye atmayın. Belki DLC'yi yaptıktan sonra kullanmak istersiniz. İntikamımızı alalım lütfen. Ya işte oradaki o küçük olan nereden geldi dostum? Hani bütün küçükleri öldürdüm az önce. Sen nereden geldin mesela? Şu an ölürsem büyük haksızlık ya. Yani peki.
Ne yapabilirim yani? Dark Pyromancy bu arada tekrar ediyorum. Hani PvE için tercih edilen bir Pyromancy şeyi. PvP'de çok etkili olmuyor. Yani etkili olduğunu iddia eden arkadaşların PvP videolarını izleyin. Olmadığını görüyorsunuz. Pickaxe'in Dark Souls 2'deki alınış şekli çok acayipti. Açıkçası o video böyle beklediğim kadar ilgi görmedi. Yani böyle herkes çok biliyormuşçasına izledi sanırsam o videoyu. Yani aldığı izlenme sayısı düşünüldüğünde gelen tepkilere bakınca çok da böyle... Ya sevgili karakter, gözünü seveceğim. Lütfen zorlama beni artık. Evet, bu kadar. 3 vuruşta ilk alevde sizin stagger olup ikincisinde ölüyor olmanız lazım. Neden bu kadar zorladı burası, beni anlamadım. Yani en basit mekaniklerinden bahsediyoruz yani. Ve shortcut'a o kadar yakınız ki yani burada bununla uğraşmış olmak çok üzücü. Burası shortcut. Bir kestirme yolumuz var. Şimdi burada bizim yapmamız gereken, yani burası aşağı bölgesi olarak ifade edeceğim. Birazdan gideceğimiz yere. Orada olmazsa olmaz bir iki tane item'ımız var. Onları alıyor olacağız. Neden önemli olduklarından ve neden aldığımıza mesela ben bahsediyor olacağım. Bir aksilik olmazsa. Mesela bu olmazsa olmaz bir item değil. Yine bu aynı şekilde şu an alacağım. Yani bahsettiğim belli başlı alacağım itemler var ama çok almanıza gerek yok dediklerim bunlardı. Birazdan birkaç tane daha gelecek ama gerekli olanlara ben bahsedeceğim. Şu arkadaşı kesinlikle öldürün. Size en yakın olanı. Olmazsa olmaz ilk item şu. Profane Coal. Profane Coal'a ihtiyacınız var çünkü silahlarınızda kaos vesaire jam sürmek istiyorsanız ya yani basmak istiyorsanız bunu Profane Coal sayesinde yapıyorsunuz. Bunu Andre'ye vermediğiniz müddetçe silahlarınızı o şeyi basamazsınız. Olmazsa olmaz item 2. Xanthus Ashes'ı alıyorsunuz. Şimdi normal şartlar altında buna çok da fazla ihtiyacınız olmaması lazım. Fakat bazı bosslar aleve karşı çok dayanıklı. Özellikle DLC'de. Aleve karşı çok da dayanıklı olan bu bosslar bir tık şeyler. Nasıl diyeyim? Bir tık öldürmesi zor bosslar. Bunları öldürebilmek için alternatif bir hasara ihtiyacınız oluyor. Xanthus Ashes sayesinde sınırsız sayıda şey alma imkanınız var. Nedir adı? Sınırsız sayıda gold pine resin alma imkanınız var. Yani dolayısıyla sınırsız sayıda silahınıza... Şaka yapıyorsun. Neden yuvarlanmadın dostum ya? Peki. Sınırsız sayıda silahınıza yıldırım efekti basmanıza imkan tanıyan buff'tan alma imkanınız oluyor. O yüzden bu item'ı almanızda fayda var. Özellikle DLC'ye gidecekseniz. Gerçi bu bir yerde de iyi olmuş olabilir. Daha önceki serilerde göstermediğim bir kısa yol var. O kısa yolu gösteririm. Erken mi atladım? Gel dostum.
Bir saniye ya. Şuraya oradan atlıyorduk da burada atlama imkanım yok mu diye bakıyorum. Burada atlama imkanım olması lazım aslında. Vardı diye hatırlıyorum çünkü. Oraya atlarsak ölüyorduk. Okey. O şuraya atlayabiliyor olmamız lazım. Sen şunu bir denemek istiyorum. Çünkü bunu yıllardır kullanmadım bunu. En son böyle bir challenge run'da bir yerde yapmıştım. Şu an unutmuş olabilirim diye düşünüyorum. Ama gösterebilirsem de hani en azından video içeriği olarak tatlı bir şey olur. Madem o kadar öldük hani bu sıkıntılı süreçlerin bize bir şeyi olsun. Güzel katkısı olsun, bir güzel çıktısı olsun. Yine özellikle PvP'de mesela kullanılabilen bir şey oluyor bu. Ne onun adı? Kestirme mi diyeyim artık hani. Ciddi misin ya? Çok emin değilim. Açıkçası şu an. Emin olmadığım şey de şu. Bu kestirme atlayışı ya ben doğru yapamadım ya da canım az olduğu için öldüm diye düşünüyorum. Yani çünkü oradan daha önce kestirme atlama imkanımız olduğunu biliyorum ama yıllardır kullanmadım yani. Neyse. Orada bir kestirme yolu var arkadaşlar. Öyle ifade edelimiz. Biz o kestirme yolu yerine az önce açmış olduğumuz kestirme yolda ilerleyelim. Profane Capital bölgesine gidiyoruz. Orada alacağımız birkaç tane item var, birkaç tane içerik var. Onları oradan alıp Yorm boss'unu kesip bir hanımefendi Pyromancer eğitmenini kurtarıp bu videomuzu bir aksilik olmazsa tamamlıyor olacağız. Umarım. Hadi bakalım yuvarlanacak mı? Evet, yuvarlanabiliyoruz. Demek ki az önce yine kontrol ya koptu ya da şeyler ters gitti, emin değilim. Pam pam. Burası biraz labirent gibi açıkçası. Ben ilk geldiğim zaman burayı çok adam akıl keşfedememiştim. Kafam çok karışmıştı. Umarım biz biraz daha düz bir mantık keşfedeceğiz ve labirent gibi olması bizi çok rahatsız etmeyecek. Bir tur dinleyelim. Yapmak istediğimiz şey şu. İlk olarak gideceğiz ve nedir adı? İlk olarak gideceğiz ve hücreleri yani hapis hücrelerini açmamıza yarayacak olan birkaç tane anahtar var. O ait anahtarları alıyor olacağız. Anahtarları alma yolunda yine öldürebileceğiniz genellikle bize saldıran bir tane büyücü var. Bir aksilik olmazsa o büyücü arkadaştan kurtuluyor olacağız. Bizim kız Pyromancer eğitmenini kurtaracağız ve kız Pyromancer eğitmeninin satmakta olduğu Pyromancer'ları inceleyeceğiz birlikte. Yine bir aksilik olmazsa. Yani onların içerisinde iyi olan Pyromancer'lar neler, hangisi nerede kullanılıyor, ne işe yarıyor vesaire ben onlardan bahsetmeye çalışacağım. Ve umarım tatlış bir şekilde bu bölümü tamamlıyor olacağız. Boss'a gitmek en son olacak. Yani boss'a en son gitmek istiyoruz çünkü o paramanslara mesela göstermek istediklerimiz olursa veya almak istediklerimiz olursa bizler onları boss'a gitmeden önce alın diye. Bu arkadaşın arkasının dönük olduğuna bakmayın. Siz çatıya çıktığınız anda o size saldırmaya çalışır. Derken zaten saldırdı bile. Ve kendisi elindeki sopaya saldırmaz. Sadece bu arkadaşın büyüleri vesaire de var.
Hiç büyü atmamış olması çok büyük bir avantaj. Büyü atıyor olsaydı gerçekten canımızı okuyabilirdi. Büyüyle biraz fazla vuruyor bunu Kerata'nın. Burada iki tane kendini gizlemiş olan düşman var. Onları mümkünse öldürün. Hayır hayır hayır. Yapma 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 yapma. Gözünü seveyim yapma. Evet. O hareketi yaparsa ölürüz bu arada. Ne kadar canınızın olduğunu çok önemli bir açıkçası. New Game Plus'taki kadar canınız yoksa genellikle ölüyorsunuz. İlk olarak buradan Jailer's Keyring'i alıyoruz. Daha sonrasında geri dönüyorum. Buradan karşıya doğru atlayacağım. Bu yapmak zorunda olduğunuz bir şey değil. Ben sadece gösteriyorum. Zavallı Sigma'yı burada bulmanız lazım ama biz onun quest'ini farklı yer ettik. O yüzden kendisi burada yok. Burada Covetous Gold Serpent Ring'i alıyorsunuz. En son denemiş olduğumuz bonfire ışını alalım. Şimdi burada iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi Sigmar orada yok. Çünkü Greylet'in quest'iyle alakalı olarak aksiyonları aldı Sigmar. Dolayısıyla o sürece dahil olmadı. İkincisi burada almış olduğumuz bu Jailer's Keyring sayesinde o bayan eğitmeni kurtarma imkanımız oluyor. Bizim şu anki amacımız aslında onu kurtarmak. Arla'yı kurtarıyor olacağız. Kurtarmak kurtarmak için yapmamız gereken şey çok çok basit. Dümdüz gidiyorum. Bam 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 bam. Bu arkadaşı öldürdüm. Geldim bu kapıyı açıyorum. Kendisi burada. Kendisi konuşuyorum. Offer help diyorum. Her türlü kendisini kurtar diyorum. Ve kendisi direkt ışınlanıyor. Burada tekrardan son dinlenmiş olduğumuz bonfire ışınlanıyor olacağım. Yani Karla'yı kurtardık zaten. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Geldik buraya. Travel dedim. Travel dedikten sonra Little Dungeon'a gidiyorum. Bu yine benim opsiyon olarak yapmak istediğim bir şey. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Karla'nın kullanmakta olduğu item setini almak istiyorsanız şu an yapmakta olma aksiyonu almanız lazım. Ben bunu bazen karıştırıyorum. Umarım şu an karıştırmıyor olacağım. Ben karıştırmışsam hemen anlaşılacak. Karıştırmadım sanırım. Az önce almış olduğumuz Jailer's Keyring sayesinde burayı açıyorum. Şuradan Prisoner's Chest Ashes'ı alıyorum. Ve tekrar en son dinlendiğiniz Shrine Bonfire fark etmez. Herhangi bir tane bonfire'a gidiyorum. Hızlı bir şekilde ışınlanmak için. Böyle bir düşmanla uğraşmanıza gerek yok yani. Travel diyorum. Firelink Shrine'a gidiyorum. Yani bayağı bir item aldık, bayağı bir içerik topladık. Bir Firelink Shrine'a bakalım bakalım. Nedir, ne değildir. Şimdi ilk olarak buradan ilerleyelim. Bir Karla'nın yanına gidelim. Öncelikle kendisine Pyromancer tonlarımızı verelim. Learn Dark Sources derseniz burada alabildiğiniz belli başlı Pyromancer'lar var. Şimdi Fire Whip neredeyse hiçbir işe yaramaz. Fakat işe yaradığı yerler var. Nedir o? Üzerinize yaklaşan ama üzerinize yaklaşırken direkt saldırmayan düşmanlar varsa Fire Whip gayet güzel bir iş görüyor. İşlev görüyor. Yakın mesafede Great Combustion'ın biraz daha uzun süren versiyonunu düşünebilirsiniz. O tatlı bir aksiyonu var. Firestorm, Chaos Storm gibi fakat biraz daha uzun sürüyor. Biraz daha fazla şey yapıyor. Yani nasıl diyeyim? Biraz daha geniş bir AOE, yani alan hasarı vurma imkanı tanıyor. Keyifli büyülerden bir tanesi. Raport var. Bir düşmanı kontrolünüz altına alıyorsunuz ve o düşman sizinle birlikte savaşmaya başlıyor. Özellikle takıldığınız bölgelerde, DLC'de vesaire, hani kendinize sayı, yani sayı üstünlüğü düşmanlarda olduğu için zorluk çektiğiniz yerlerde bundan faydalanabilirsiniz.
Özellikle uzaktan saldıran büyücülerde vesaire bu etkiyi kullanmak çok işe yarayabiliyor. Belli başlı bölgeye ilerletirken. Şuradaki Affinity, Dark Edge, yani bunlar bu ikisi birer dark büyü. Yani bunlar bir pyromancy içeriği değil, bunlar büyü içerikleri. Fakat şu Black Fire Orb ile Black Flame birer dark pyromancy içeriği. Dark pyromancy içeriklerinden iyi oranda hasar alabilmek için 40 intellect ve 40 fate statlarına sahip olmanız bekleniyor. Yani o stat aralığını, ya o stat seviyesini karşılamış olmanız bekleniyor. O yüzden DLC'ye gidildiğinde biraz daha bu Dark Pyromancy build'ına geçiş mümkün oluyor. Aklınızda bulunsun. Yani yapmak istiyorsanız şayet. Evet, henüz burada değil. Arkadaşlar bir işimiz yok. Bunları teslim edelim. Dediğim gibi sınırsız sayıda artık Lightning, yani yıldırım efekti sunacak olan arkadaşlar alabiliyorsunuz. Ve bir burada bakalım. Ha, kesmiş olduğumuz bossların da mesela bazılarının buraya setlere geliyor. Burada aynen Karla'nın seti var. Ne kadar? 13. 18, 23 bin lazım. Tamam. Sell item diyelim. Bakalım nelerimiz var. Direkt buradan ben bununla karşılayabilirim gibi. Ye. Hey. Earth item. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hiçbir katkısı yok. Tamamen görsel endeksli bir alışveriş bu. Tamamen keyfi bir alışveriş. Boşa harcanan 25 bin gibi de değerlendirilebilir. Fakat ben Pyromancy içerikleriyle anlamlı olduğu için ve benim karakterim de bir hanımefendi olduğu için bu seti kendime uygun görüyorum ve o yüzden bu sete geçiş yapıyor olacağım. Gayet de beğendiğim bir settir. Pyromancy'e çok da yakıştırdığım bir settir. O yüzden bunu aldım ve bununla ilerliyor olacağım. Geldik buraya. Travel diyoruz. Travel demiyoruz. Çok özür dilerim. İlk olarak Andra'ya gidiyoruz. Silah upgrade yapmayacağız ama. Oğulları teslim edeceğiz. Profane Call'u verdik. Profane Call'u vermekle birlikte Infuse yapın derseniz mesela Saint Bident'a bakalım. Saint Bident'ı ben mesela Fire Gem'le, Rogue Gem'le efsunlayabiliyorum. Bir saniye. Aos, pardon. Profane Call Dark Gem'e izin veriyor. Çok özür dilerim. Profane Call Dark Gem'e izin veriyor. Bir an dedim nasıl yani ben ne oluyor filan. Aynen şurası. Mesela şu an Saint Bident'ı mesela Dark Gem'le efsunlarsanız Scaling'lerin D olduğunu görüyorsunuz. Ama madem hani bu Fate'de iyi bir silahtı ve Dark'ta iyiydi, niye D scaling var? Bu efsunladığınız silahlara artı bastığınız zaman bu scaling'ler de yükseliyor. D iken C, C iken B, B iken A ve S'ye kadar yükselme imkanları ve ihtimalleri oluyor. Aklınızda bulunsun. Hani burada Profane Call sayesinde Dark'ı aslında almış olduk. Onu ben yanlış söylemişim. Bunları teslim ettik. Şimdi boss'umuzu kesmeye gidiyoruz. Undead Bone shard'ımız vardı. Onu yakalım. Bir tane buldum sanırsam. Hayır, iki tane bulmuşum. Oradan aldım. Diğerini nerede aldım? Diğerini hatırlamıyorum. Leave değil de. Rebel. Aynen. Profane Capital. Şimdi Profane Capital'da alınabilecek olan bir diğer Pyromancy Profane Flame diye geçiyor. Ben Profane Flame Pyromancy'sini almakla vesaire uğraşmayacağım. Dileyen arkadaşlar alabilirler. Zaten Türkçe olan şeyleri onun yani lokasyonu vesaire nasıl alınacağını göstermiştim. Çok öyle ahım şahım da bir şey değil yani almak noktasında birkaç tane düşman kesip alabiliyorsunuz, sıkıntı değil. Esas şey tarafı şu, yani esas almak istemiyor olma nedenim şu. Profane Flame her ne kadar çok yüksek hasar vurması beklenen bir şey olsa da o beklenen hype'ı karşılayamayan bir şey oluyor. Bir pyromancy oluyor. İhtiyaç duyduğu mana ve ortaya çıkardığı hasar kıyasında daha iyi pyromancy'ler var. Yani Chaos Vestiges gibi, Great Chaos Fire Orb gibi, Great Combustion gibi vesaire. O yüzden biz onu almakla mesela uğraşmayacağız. Yorma klasik Storm Ruler'ı kesiyor olacağız. Hop.
Hadi canım. O vurdu, ben vurdum, o yenmiş oldu. Yorm bu arada yine Alev'e karşı dayanıklılığı olan bosslardan bir tanesi. Yani ben büyücü serisinde normal, hani normal değil de hani Storm Ruler kullanmadan bir kesme yöntemi göstermiştim. Fakat o veya benzeri bir yöntem Pyromancy build'lar için geçerli değil. Aklınızda olsun, boş yere kendinizi yormayın. Yani, gerçi Broken Straight Sword'da falan da kesenler var yorma, ama hani uğraştırır. Yani yaklaşık 6-7 dakika içerisinde kesme imkanınız oluyor. Değer mi değmez mi size bırakıyorum. İlk çalgımızı dolduralım madem. Beyefendi lütfen. İki kez üst üste aynı şeyi yaşamayalım. Yorumda beni korkutan şey, bazen ikinci fazdaki bazı saldırılarında saldırı yapsak dahi böyle dizlerin üzerine çökmüyor ve saldırıya devam ediyor. Bir tek o zamanlarda işte bir anda vurursa filan sıkıntı olacağı düşüncesiyle, o hayır. Mesela şu tip bir şeyi bir anda böyle yapıyor olması bir tık korkutuyor. Beyefendi sakin olun lütfen. Yorm Bey. Sakin olunuz. Zıbam. Geçemedim bir türlü silahımı. Heh. Teşekkürler. Yorum boss'unu da kesmiş olduk. Gayet güzel, gayet iyi. Bir sonraki videoda aslında kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada. Görüşmek dileğiyle ben sahip olmuş olduğum ruhları Fate Stat'ının 20'ye kadar çıkarmak için arttırıyor olacağım. Kendinize iyi bakın.